Tuttur da Happy Hour başlıyor. Cumartesi gecesi 24'e kadar Link'ten üye ol. 100 TL'ye kadar oynadığın ilk kuponda rahat rahat tuttur. Tutturanlar Kulübü Cumartesi'den herkese merhabalar. Herkese bol şanslı, bol kazançlı bir cumartesi diliyoruz. Biz yine her zaman olduğu gibi tam kadro karşınızdayız. Fark etmişsinizdir, masamızdan ayrı kalamadık. Neden? Aynen. Cumartesi ve pazar günleri de burada masamızla birlikte bu çekimi gerçekleştirmiyoruz dedik. Nasıl, özlemiş miyiz masamızı? Sömestr tatil. Adam İstanbul'da kardeşim. Tabii. Sömestr tatil olduğu için ayrıca İstanbul'dayız. O yüzden ben buradayım. Ben burada olmadığım zaman uzaktan yapmaya devam edeceğiz. Bu sene böyle. Seneye de yani ben Bodrum'da yaşadığım sürece böyle. çocuk da ilkokulu orada başladığına göre en az 2 sene daha oradayız. Evet, bu artık bakacağız yani. Evet, önümüzde yine güzel karşılaşmalar sen var. Sen niye böyle, nereden buluyorsun bunların enteresan şeyleri ya? Adamın her üstü bir güzel şey yani. Ya, güzel insan. Kreasyon ürünü gibi böyle. Güzel, beğendim. Evet, teşekkür ederim. Evet. Şimdi evden online yapsak sen diyeceksin ki giyeceksin böyle. Daha düz bir şey giyeceksin. Biz senin böyle üstünü, o şık 3D kreasyonunu göremeyeceğiz. Evet. Yakında bakarsın önümüzdeki yıllarda Vole'nin biliyorsun yatırımları ve atılımları hiçbir zaman durmuyor. Yani durmak ilk sene hologram hologram olacak. Ben AI orada... AI falan böyle yapay zekayla buradaymışçasına. Tabii buradaymışçasına. Senator Palpatine gibi çıkacak Serdar abi orada. Anonsumuzu hatırlatalım. Her programın başında olduğu gibi çağrı kademeye girdi. 28 Ocak Cumartesi 23.59'a kadar ilk kuponunuz da geçerli. 100 liraya kadar %100 kayıp bonusu. Hemen üye oluyorsunuz, yatırımınızı yapıyorsunuz ve ilk kuponunuzu da rahat rahat tutturmanın 100 liraya kadar güzel keyfini mesele yaşıyorsunuz. Artık 100 liraya kadar güzel. %100 kayıp bonusu. Güzel. Sömestr hediyesi. Evet, tutturur. Da buradan teşekkür edelim bu uygulamasından dolayı ve Giresunspor Galatasaray karşılaşmasına geçelim. Giresunspor'da Hakan Kılıç ile birlikte aslında enteresan büyük maç performansları oldu. Bu sezonki karnesi gerçi skora çok, en azından performans her zaman yansımadı ama sana ne vaat ediyor Giresun'un Galatasaray maçı? Bütün performanslarının özel olduğunu düşünüyorum. Beklentimin çok düşük olduğu bir kadro yapısı, ödemelerin aksadığı, bazı futbolcuların 5-6 ay geriden geldiği bir ortamda bu kadar organize, bu kadar takım bir arada tutabilmek ve verim alabilmek gerçekten özel bir durum. Giresunspor da hani kimliği olan bir takım. Giresunspor deyince insanın aklında bir oyun oluşuyor ve bu oyunda büyük takımlara da çeşitli tuzaklar var. Evet. Çeşitli arızalar var. Hemen hemen her büyük takıma arıza çıkarmış bir takım Giresunspor. Az gol yiyorlar. Çok iyi yek kapanabiliyorlar. Yani takımca tamamen kendi yarı sahasına çekip çok iyi kapandılar. Kaldı ki bu Galatasaray Giresun maçı ilk devredeki maç için de geçerliydi. Galatasaray'ın hata yapmasını beklediler ve bir hatadan golü attılar. Ya bu maçta tabii çok daha organize bir Galatasaray bulacaklar karşılarında. Daha girişken, daha agresif bir Galatasaray bulacaklarına eminim. Ben bu maçta Giresun'un iyi iş çıkaracağını ama gol atamayacağını düşünüyorum. O yüzden 0 ve 2 diyeceğim. Ama çok bollu gollü bir maçta beklemiyorum öyle. 3-0 falan gibi maç beklemiyorum. 1-0, 2-0 tarzı bir beklentim var. İlk yarı 0 da olabilir açıkçası. Abdülkerim'in cezalı olduğunu hatırlatmak lazım. Aynen öyle. Orada aslında sezon başında belki de birçok futbol takibi sadece yani... Abdülkerim bilerek denk getirmiş olabilir mi? İlk büyük hatasını Giresun'a yapmış. Doğru bak, evet, güzel tesadüf. Ama... İlk günkü Abdülkerim'le bugünkü Abdülkerim arasında Nelson uyumuyla birlikte oradan da okumak lazım belki ama biraz daha böyle büyük takım stoperliğine bir geçişe tanıklık ettik gibi. Sence onun yokluğu savunma bir sarsar mı Galatasaray? Ya ben çok beğeniyorum. Ben baştan beri beğeniyorum. Hata yaptığı dönemde de aynısını düşünüyordum. Mutlaka etkileyecektir. Ama ilk maçı hatırlarsanız Giresunspor'un stoperlere yönelik bir baskısı yok. Yani Giresunspor oyunu kabulleniyor. Giresunspor orta sahalara yakın oynayarak başlıyor biraz. Yani geride pas yapmanıza izin veriyor. O yüzden özel durumlar haricinde mesela koşuyla zorlayan hayda haldırıldır koşturan böyle çok hızlı oyuncuları da yok. Ne bileyim işte eskilerin balilisi malilisi tarzı. Ulan bunu alan verirsek başımız belaya girer oyuncusu da yok bence. Doğal olarak ben stoperlerin çok başında harcayacak bir maç olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray kendi oyunu takımca oynarsa stoperlere hiç düşmez. Yani Emin Bayram da rahatlıkla götürebilir diye düşünüyorum o kısmı.
Abi senin yorumun ne bu karşılaşmayla alakalı? Abi Türkiye'nin yok ama orada da Alexis Perez yok. En iyi oyuncularından biri. Bir de Campuzano da yok. O ön liberosu. Yani 6'sı ve 4'ü yok. Hatta Meya da yok. O da sarı kart cezası. Yani bu onlar herhalde Güney Amerika'ya tatile gidelim biz bu hafta falan dediler. Alexis Perez'in kırmızı kartı biraz hani pozisyon gereği de. Ondan sonra herhalde biz de milli takıma gideceğiz kampa. Bir takılalım memlekete bir gidelim mi dediler artık. Garanti almayı istiyorsun. Ama şey sonra... zaten ya. Hani zaten gidiyordu orada. Zaten olmayacak. Çağrılıyordu evet. Kampuzan'ın Perez çağrılıyordu. Yani özellikle o ikisi önemli eksik. Galatasaray'daki Abdülkerim eksikliğine nispeten onlarınki daha önemli. Ben 1.40'dan Galatasaray'a güzel oynanacağını düşünüyorum. 1.40? Yani skor tahmini veya devre tahminindense. Galatasaray taraf bahsi için ideal bir maç olarak görüyorum. Bana da ikinci yarı daha fazla gol vaat ediyormuş gibi geliyor. Giresunspor'da işte Hakan Keleş yönetiminde yukarıya çıktıklarından beri hakikaten büyük maçlarda hep böyle bir tat bırakan sekansları oldu. Çok bunu 90 dakikaya genelde yayamadılar. Her zaman olmadı bu. Ama hedef maçlarda dahil, kendi hedef maçlarında dahil iyi işler yaptı. Fenerbahçe'yi yendiler. Galatasaray'ı yendiler. Trabzonspor'u da yendiler. Bir tek işte, Trabzonspor'u da yendiler. Trabzon'la Fenerbahçe'yi yendiler. Trabzon Beşiktaş'ı yendiler değil mi bu sene? Beşiktaş'ı geçen sene geçen sene. Yani 2 yıldır yeniyorlar yani bayağı. Tabii. Hani öyle kapan çık takımı da değiller. Tabii. Hadi biz kapanalım çıkalım takımı da değiller bayağı. Topu aldıkları zaman oynamayı bilen bir takım. Kapanıyorlar. Ayrıca başka bir şey oynuyorlar. Yani kapanıp hızlı yani, çıkalım gibi bir takım değil. Hızlı takımı değil. Bir de Riyad Bahic ve yani sağdan sal Riyad Bahic. Soldan sal Boran Sainz. İki tane oyuncuyla. Tebrik ediyorum. Ve düşük skorlu yeniliyorlar genellikle. Ya bana da yine... Onu da düşünmek lazım. Giresunspor ortaya bir şeyler koysa da Galatasaray'ın ben de kazanacağını düşünüyorum. 1.40 oran yine denenebilir. Belki yine oranı üzerinden ikinci yarı daha fazla gol da şekilde de hareket edilebilir diyelim. Ve İspanya'ya geçelim. Girona Barcelona karşılaşması. Artık Barcelona bu hafta puan kaybetsin ya. Ya eder mi? Yeter Barcelona çok uzun süre en son Real Madrid'e yenildi bu arada. Evet ondan yani sonra puan kaybı. Salaktan götürüyorlar sizi. Şöyle 1-0 1-0 Lewandowski. Barcelona şöyle böyle bilmem ne falan bir bakıyor lider. Burada kupada da Real'de yendiler. Barcelona Real koptu bu arada biraz hafif. Sociedad var en yakın bir maç fazlasıyla tamam, 1-2 belli gerideler. Real Madrid'den ki Barcelona 6 puan gerideler. Barcelona'nın da son mağlubiyeti 16 Ekim'de. Ekim'den evet. Beri yenilmiyor adamlar. Evet. Yani beraberlik belki bir tane var onda o arada. Bir tane İspanyol var. Onda da kırmızı kart gördüler. Evet. Yok başka yok yani. Kırmızı kart gördüler. Belki daha erken şey olabilirdi. Rakip de penaltı atmış Özel'i orada. Ben bu maçta da ama çok da böyle ağam şam galibiyetlere gitmiyorlar. Onu da söyleyeyim. Yani çok yüksek skorlu beklentilere girmemek lazım. Yani düz 2'nin üstten daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Bu maç mesela 1-0 biterse şaşırmam yani. O yüzden ben direkt 2 diyeceğim. Ben de duygusal bir yorum yapıp maç 0 diyeceğim. Maç 0. Evet. Artık burada takılacaklar mı diyorsun? Bir takılsınlar yeter be. Orada bir beklenti. Yani Barcelona'nın ben de bir noktada takılacağını düşünüyorum ama... Girona seviyeyi yenmiş ya bu arada. Gerçi seviyeyi de yenmeyen yok. Girona mı bilmiyorum ama o belki... O zamanlar yenmeyen yoktu. Yok ya şey yenmişler. Yakında mı? Geçen hafta yenmişler. Villarreal'e yenilmişler en son. Bir seviye galibiyeti var. Sonra Espanyol beraberlik, Vallecano beraberlik. Ulan bayağıdır şey hariç, 22 Ocak hariç uzun süredir yenilmiyorlarmış adamlar. Enteresan ha. Real Madrid'de 1-1 kalmışlar. Hem de evet. Barnabeo'da. O yüzden beraber Girona dedik. Tehlikeli. Beraber dedik. Alt biter bu. Ben alt biter bu maç. 2-3 gol şeklinde yapayım tahminimi. İtalya'ya geçelim. Cremonese Inter. Biz Inter'e ne zaman kazanır desek kaybediyor. O yüzden evet. Inter'in Allah cezasını versin deyip karşılıklı gol nakıslaştı gene ha. O geldi mi oraya? Yine geldi oralara. Yine nakıs. Napoli ayarları bozdu. Gene nakıs yaptı. Ya Monza'ya 2-0'dan maç falan vermeler bilmem neler. Tam nakıs hallere geldiler. O yüzden karşılıklı gol var deyip geçelim. Ama Monza'nın sahibi şey değil miydi ya? Eski Berlusconi. Zaten Inter'le bir rekabete orada bir hırslı bir mücadele mutlaka almıştı. Yani ama Cremonese'de ligin artık en dibinde ya.
Ha, tamam, gol atar abi. Ama Cremonese garip bir takım. Yani hiç kazanamamış ama 8 beraberliği var mesela. 8 beraberlik 11 yeniliyor. Hani herkese de böyle yenilen bir takımda değil. O kadar da bedavacı değiller. Ama 8 puan tamamen beraberlik. Ben yine de 1.33 düşük gelmedi bana. Böyle bir eşleşme için. Yani ben de Inter'in alacağını düşünüyorum açıkçası burada. Bayern Münih'te Eintracht Frankfurt'la oynayacak. Cumartesi günü bu akşam. Bayern Münih Köln'ü yenemiyordu. Yeniyorduk yani şeyde Allianz Arena'da. Bayern'i biliyorsun. Kimmich 94. dakikada 500 metreden bir gol atınca berabere bitti maç. Bayern iyi değil. Union Berlin kardeşimiz iyi ama takımımız. Frankfurt'u yenerler mi? Vallahi yenemeyebilirler. Şimdi güzel bir tahmin yapayım ben buna. Bu maç 2-1 biter abi. Bayern Münih Frankfurt'ta KG var mı diyorsun yani? 2-1 biter abi. Skor var, KG var. Ne ararsan var. Gel vatandaş. 1 ve üst diyorum ben de. Ben de KG vardan gideceğim. Ve favori tahminlerinizi alayım. Vallahi benim favori tahminim Galatasaray 2 ve... Neyse buna girmeyeyim. Yani, ben gireyim ona. Yani 2 ve alt demeyeyim. Yani Galatasaray'ın kazanacağına eminim de hiç alt üstten emin olamadım. Ben dümdüz Inter diyeceğim. Yekten Inter. Ben Galatasaray diyorum 2. Benim favori tahminim de Barcelona-Girona maçı 2-3 gol diyelim. Ve cumartesi tutturanlar kulübü cumartesi şimdilik noktalayalım. Ama yarın sabah yeniden burada karşınızda olacağız günün maçlarıyla. Tuttur'da Happy Hour başlıyor. Cumartesi gecesi 24'e kadar LinkedIn üye ol. 100 TL'ye kadar oynadığın ilk kuponda rahat rahat tuttur.